Türk otomotiv sanayinin temelleri 1950'li yıllarda başlayan devlet destekli iştirak şirketleri vasıtasıyla başlamıştır. Türkiye'de ilk kez otomotiv sanayi ürünlerinin üretimi, 1954 yılında Türk Willys Overland şirketinin Ordu'ya jip ve kamyonet üretmesiyle başlar. Bu yatırımı 1955 yılında Türk Otomotiv Endüstrisi AŞ'nin kamyon fabrikası ve ardından Otosan ve Çiftçiler AŞ'nin 2. ve 3. kamyon fabrikaları izler. Otobüs üretimi ise 1963 yılında İstanbul Otobüs Karoseri Sanayi AŞ tarafından Magirus otobüslerinin montajı ile başlamıştır. Bugünkü videomuzda 1955 yılında Türk Otomotiv Endüstrileri AŞ'nin üretip bizlerin gönlünde taht kuran namı diğer Enter kamyonlarının hikayesiyle sizlerleyim. Videoya geçmeden önce kanala hala abone değilseniz abone olarak Tarihi Araçlar kanalının daha da büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Hadi başlayalım. Türk otomotiv sanayisinin gelişimi 1950'li yıllarda ithal araçların ülkeye girişlerini sınırlandıran kanunların çıkmasıyla montaj üretim yapılmasıyla başlar. Bu dönemde birçok girişim montaj usulü fabrikalar kurarak üretimlere başlamıştır. Türkiye'de otomotiv sektörü üretime 1950'lerin ortalarında başlamış ve üretim 1960'ların ortalarından itibaren hız kazanmıştır. 1950'li yıllarda bazı prototip araçların üretilmesinden sonra ilk montaj hattı 1954'te silahlı kuvvetlere jip ve kamyonet temini için kurulmuş, 1955'te kamyon ve 1963'te otobüs montajına başlanmıştır. Takip eden 3 yıl içerisinde de binek otomobil üreten montaj fabrikaları Tofaş Fiat, Oyak Renault, Otosan Ford imalata geçmiştir. 1966'da ise otomotiv sanayi kendi modellerinin montajına başlamıştır. İki büyük otomobil üreticisi Tofaş ve Oyak Renault İtalyan ve Fransız lisanslarıyla 1971'de imalat hatlarını da kurmuştur. Türk Endüstrileri AŞ 1955 yılında Gebze Çayırova'daki fabrika ve tesislerinde çeşitli güçte International Harvester lisansı ve markasıyla kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, pick-up, traktör ve traktör römork üretimi için kurulmuştur. 1955 yılında Federal Türk Kamyonları AŞ adıyla 10 ortak tarafından kurulan tesislerde Türkiye'nin ilk ticari kamyon montajı yapılmış ve ayrıca Kamır markasının da kamyonetleri montajlanmıştır. 1960'ların ortalarına doğru Türk otomobil endüstrisi Volvo ile ortak araç üretimi için çalışmalara başlamış, fakat bazı nedenlerden ötürü Volvo firmasıyla anlaşmazlıklar yaşanmıştır. Bunun üzerine 1968 yılında Trient firmasının ortaklığında Zafer markası ile yerli otomobil üretme çalışmalarına başlamıştır. Önce sedan modelinin, daha sonra ise station wagon ve pickup modelinin üretilmesi düşünülen aracın daha tanıtım aşamasındayken bazı kişilerin ve çevrelerin baskısı nedeniyle üretimden vazgeçilmiştir. Bu otomobil daha sonra Haifa İsrail'de Autocars şirketinin Trient firmasından projeyi almasıyla birlikte Gilboa ve Carmel lisansları ile 1981 yılına kadar üretilmiştir. Yani bizim başaramadığımızı İsrail başararak otomobil üretmiştir. Türk Otomobil Endüstrileri AŞ 1960 yılında Amerikan Federal Truck Company'nin lisans anlaşmasını iptal edilmesiyle Türk Otomotiv Endüstrileri AŞ adını alarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. 1962 yılında şirketin %93.5 hissesi Oyak tarafından satın alınmıştır. Aynı yıl Amerikalı International Harvester Company şirketine %20 oranında hisse satılarak lisans ve ortaklık işbirliği anlaşması yapılmıştır. Firma International Harvester lisansı ile 1965 yılından 1981 yılına kadar International Harvester kamyon modelini üretmiştir. İlk üretildiği yıllarda çok ilgi görmüş, şehirler arası nakliye, maden işleri, inşaat işleri, ağır tonajlı işler ve tombruk çekme gibi işlerde kullanılmıştır. Güçlü motoru nedeniyle tercih sebebi olsa da kullanıcı hatasına bağlı olarak aks kesmesi ve pahalı fiyatı nedeniyle daha çok kamu kurumlarına satılmıştır. International Harvester firması
Bu modelin üretimini 1979 yılında durdurduktan sonra Türk Otomobil Endüstrisi tarafından 2 yıl daha üretilmiş ve 1982 yılında International 1830 modelinin üretimine başlanmasıyla üretimden kalkmıştır. Benzinli ve dizel motorlu olarak üretilen bu kamyonlar, benzinli motorlu modelleri 154 ila 210 beygir gücünde, dizel motorlu modelleri ise 113 ile 200 beygir gücündeydi. 1983 yılına kadar OYAK yönetiminde olan şirket daha sonra Ziraat Bankası'na devredilmiştir. 1983 yılında Ziraat Bankası'na devredilen firmanın yöneticileri o yıllarda bir takım gereksiz yatırımlar ile firmanın zarar etmesine neden olmuşlardır. 1988 yılında Türk Otomotiv Endüstrisi Case International Harvester firmasına satışı gündeme gelmiş ancak içinde bulunduğu durum nedeniyle gerçekleşmemiştir. Şirketin son dönemlerinde International marka 1230 kamyonet ve 1860-1830 Panther modeli kamyon ile Mater minibüs modelleri üretilmiştir. Firma 1991 ve 1992 yılında ise az sayıda International Harvester, 1860 Panther International Harvester, 1230 minibüs ve 330 tipi 4x4 pick-up üretimi yapmış, 1993 yılında ise önceki 2 yılın üretimlerinin satışı yapılmıştır. 1992 yılına gelindiğinde şirket özelleştirme kapsamına alınmıştır. Mazda firması satın alıp otomobil üretmek istemiş olmasına karşın anlaşma sağlanamadığı için vazgeçilmiştir. 1993 yılında tekrar ihaleye çıkılmış ve özelleştirilerek Rumeli grubuna satılmıştır. Türk Otomobil Endüstrisi AŞ, alındığı yıl 450 işçisini çıkararak kapatılmış ve arazi Rumeli Uzanlar grubu tarafından Cimonto İkmal Merkezi ve 1990'larda ithal edilen Seat otomobilleri ve yedek parçalarının depo merkezi olarak kullanılmıştır. 2006 yılına kadar üretim yapmayan tüm üretim ekipmanları ve prosesleri korunan fabrika, İmar Bankası'nın tasfiyesinde TMSF'ye geçmiş ve üretim ekipmanları satıldıktan sonra arazisi ve fabrika binaları Karadeniz Holding'e satılmıştır. Firma 1963 yılından 1993 yılına kadar resmi rakamlara göre 54.496 bin adet motorlu taşıt üretimi yapmıştır. Oldukça verimli çalışmasına karşın yönetimsel sıkıntılar ve lisans sorunları yüzünden fabrika günümüze kadar ulaşamamıştır. Türkiye'de otomotiv sanayi kuruluşları dışa bağımlı kuruluşlardır. Yerli üretim motor ve yerli lisanslarla araba parçası üretilmemesi ülkemizde otomotiv sektörünün gelişimini olumsuz etkilemiş ve bu sektörde gelişme yaşanmamıştır. Türkiye'de montaj usulü de olsa 60 yıl önce başlayan otomotiv sektörü kendi markamız ile hiçbir zaman üretim yapılmamıştır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Thank you.